Evet, bugün sizlere ses hastalıklarına tanı yaklaşımından bahsedeceğim. Duymakta olduğunuz ilk insan sesi kaydı. 1860 yılında bir fonotograf adı verilen, burada gördüğünüz bir cihazla Scott de Martinville tarafından yapılmış bu kayıt. Bilinen, anlaşılabilir ilk insan sesi kaydı. Ve o zamandan bu yana, yani yaklaşık işte 150 yıldan daha uzun zamandır insan sesi hakkında çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Bir ses hastasına tanısal açıdan yaklaşırken hangi aşamalardan geçiyoruz? Önce detaylı bir öykü alıyoruz. Hastanın şikayetlerinin ne olduğunu, nasıl başladığını anlamaya çalışıyoruz. Ardından detaylı bir kulak kurmaz ve baş boyun muayenesi yapıyoruz. Onun arkasından sesini hem subjektif yöntemlerle hem de objektif yöntemlerle değerlendirmeye çalışıyoruz. Arkasından da bu verilerin hepsini bir araya getirip, analiz edip bir sonuca varıp hastamıza bir tedavi yöntemi öneriyoruz. Hastalar bize sesle ilgili hangi şikayetlerle geliyor? Bu şikayetler ses kısıklığı olabiliyor, seste solukluluk, sanki aradan boşa nefes kaçıyormuş gibi olabiliyor, seste yorulma söz konusu olabiliyor. Ağrılı bir fonasyon, yani ses çıkarırken boyun çevresinde ağrıdan yakınabiliyorlar. Larynx çevresinde, kıtlak çevresinde ağrı, gerginlik söz konusu olabiliyor. Nefes yoluna sanki bir şey kaçmış gibi, boğuluyormuş gibi bir hisleri olabiliyor. Bazen yutmayla, yutkunmayla sıkıntılar görülebiliyor. Bazen nefes alıp verme sırasında ekstradan olmaması gereken bir ses orada olabiliyor. Seste gerginlik, seste titreme söz konusu olabiliyor. Ve bazen işte hastanın yediği, içtiği şeyler burnundan gelirmiş gibi, genzine kaçarmış gibi ya da hep orada bir şey varmış da yutkunamıyormuş gibi bir his söz konusu olabiliyor. Peki bu şikayetler bizi belli şeyler konusunda, spesifik bazı problemler konusunda bilgi sahibi yapıyor mu? Yani herhangi bir şikayet doğrudan tek bir rahatsızlıkla ilişkili mi? Genellikle değil ama belli durumlar, özellikle hikayedeki şeylerle birlikte, örneğin işte geçirilmiş bir guatr ameliyatı sonrasında bireyin beraberinde bir solukluluğu, yani sesinde, kalitesinde bir azalma, ekstradan bir nefes varlığı varsa, o zaman tabii bu bize bir ses teli felci olabileceğini düşündürebiliyor. Ya da yaşlı bir hastada beraberinde nörojenik bulgular varken seste bir titreme varsa, bu bize belli rahatsızlıklar hakkında, işte Parkinson olabileceği gibi, esansiyel tremör olabileceği gibi bilgiler sağlayabiliyor. Tabii önce biz hastanın hikayesini alırken, yani ses probleminin nedenlerini araştırırken, onun kronolojik olarak nasıl başladığını anlamaya çalışıyoruz. Yani ne vardı, ne oldu da ilk olarak bu ses problemi başladı? Bu genellikle bir üst solunum yolu enfeksiyonu olabiliyor, geçirilmiş bir cerrahi ya da fiziksel travma olabiliyor, bir psikolojik travma sonrası başlayabiliyor. Ve tabii bu şikayeti nelerin arttırdığını ve azalttığını da anlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla hastanın öyküsünde olabildiğince çok detaya hakim olmak istiyoruz. Nedir bunlar? İşte kulak burun boğaz hikayesinde neler var? Yani geçirilmiş bir sinüziti var mı, riniti var mı, reflüsü var mı? Ses tellerini etkileyebilecek sistemlerde, solunum sisteminde, gastrointestinal sisteminde, otoimmün ya da endokrin sistemlerinde herhangi bir sıkıntısı var mı? Bunların hepsinin detaylarını anlamaya çalışıyoruz. Arkasından kullanılan ilaçları çok önemsiyoruz. Çünkü değişik ilaçlar birey farkında olmadan ses kalitesini olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bunlar genellikle bizim parasempatik sistem adını verdiğimiz ses telleri çevresindeki ve üst solunum yollarındaki, tükürük bezlerindeki, salgı bezlerindeki salgıları değiştirerek en çok yol açabilirken, bazıları bireyin farkındalığını azaltarak sesiyle ilgili, bazıları genel vücuttaki sıvıyı azaltarak, bazıları ses telleri ve çevresinde kanamaya yatkınlığı arttırarak problemlere yol açabiliyor. Ameliyat hikayesi çok önemli çünkü bazı hastalarda ses problemleri hemen bir cerrahi sorunun arkasından oluşuyor. Bu birey genel anestezi sırasında bir tüple uyutulduğu için olabileceği gibi boyun çevresindeki ya da torakstaki, yani göğüs kafesindeki ana damarlarla ilgili birçok cerrahi sonrasında ses problemlerinin başladığını görebiliyoruz. Ve tabii bireyle ilgili bu genel şeylerin yanı sıra, yani cerrahi problemler, mevcut hastalıklar, kullanılan ilaçlar gibi şeylerin yanı sıra bireyin düzenli aktivitelerine ait her şeyi bilmemizde fayda var. Sesini nasıl kullandığını bilmemiz gerekiyor. Sesiyle ilgili beklentilerin neler olduğunu anlamamız gerekiyor. Örneğin işte uzun süre, bir hafta içerisinde dersler veren bir öğretmen midir?
sahne alan bir ses profesyoneli midir? Sadece eşiyle dostuyla konuşan ama konuşkan olan bir hanımefendi ya da beyefendi midir? Nasıl koşullarda sesini kullanmaktadır? Kapalı alanda mı daha çok zaman geçiriyor? Açık alanda mı daha çok zaman geçiriyor? İşte büyük bir fabrikada mı? Çevresinde gürültü var mı? Ve diğer kişisel bilgileri sesini nasıl olumlu ya da olumsuz etkiliyor olabilir? İşitmesi ne düzeyde? Alerjileri var mıdır? Sigara tüketir mi? Alkol alışkanlığı var mıdır? Stresle, anksiyeteyle baş etme ile ilgili durumu nedir? Gibi kendisiyle ilgili bütün hikayeyi bilmeye çalışıyoruz. Bunları yaptıktan sonra yani ses rahatsızlığı ile ilgili kronolojiyi anladıktan sonra öyküye hakim olduktan sonra bireyin ses ihtiyaçlarını ve beklentilerini anladıktan sonra tabii yapılması gereken ikinci önemli şey detaylı bir kulak burun boğaz ve baş boyun muayenesi. Ses yolu sadece kulak burun boğaz ve baş boyun bölgesinde değil, solunumumuzdan itibaren başlıyor. Ama kulak burun boğaz ve baş boyun muayenesi ses hastasında tanıyı doğru koymak açısından önemli bir aşama. Bu ikinci aşamayı bir farklı videoda ele alacağız. Görüşmek üzere.